Hatay Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi UKOME Komisyonu Aylık Kurul Toplantısı Samandağ Belediyesi Başkanlığı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Her bir kooperatifte 6-7 tane güzergah olmasından dolayı kaynaklanıyor bu olay. Yoksa biz o kooperatiflerin dışında yer alan başka bir kooperatifte güzergah değişikliği yapmıyoruz ki. Hatay Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Profesör Doktor Mehmet Maden Başkanlığında ve diğer kurul üyelerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda Dört Yol ilçesinde faaliyet gösteren toplu taşıma kooperatiflerinin güzergahlarının revize edilmesi talebi alt komisyon raporuyla toplantının önemli maddeleri arasında yerini aldı. Hatay genelinde Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nün Karayolları Trafik Kanunu'na istinaden TEDES sistemine ait denetleme noktalarının konumlandırılması talebi kurul üyeleri tarafından olumlu karara bağlandı. Hep beraber oy birliğiyle kabul etmişse teşekkür ediyorum. Toplantıda dikkat çeken bir diğer madde ise İl Spor Güvenlik Kurulu tarafından alınan kararlar kapsamında UKOME Komisyonu'na sunuldu. Kararda Antakya Atatürk Stadyumu mevkiinde müsabaka günleri muhtemel terör olaylarına karşı sporcuların, vatandaşların, görevli personellerin can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla söz konusu caddenin araç trafiğine kapatılması maddesi gündeme geldi. Müsabakalarda bir saat öncesi ve bir saat sonra araç trafiğine kapatılan kısma paralel üst noktalardan verilme ve müsabaka günlerinde Hatmek tesislerine ait otoparkın seyirci olarak gelen vatandaş ücretsiz olarak kullanılması talebi gündeme getirilerek oylamaya sunuldu. Ana cadde ile hemzirin geçiş arasında yeter kadar mesafe o sebepten tasarım bu şekilde yapıldı. İlin toplu taşımalı ulaşımının iyileştirilmesine yönelik 42 ana gündem maddesi ve 3 ek gündem maddelerinin görüşüldüğü 2017 yılı Ekim ayı UKOME kurul toplantısında maddeler oylanarak 34 madde kabul, 5 madde alt komisyona havale ve 6 madde red yönünde oylamayla karara bağlandı.